Merhaba değerli dostlar. Çakır Bey Gayrimenkul'den herkese iyi günler. Bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'nde size 14 odalı denize 200 metre mesafedeki villamızı tanıtacağız. Evet, yanlış duymadınız. 14 oda, müştemilatlar, havuzlar, her şey mevcut bu villada. Böyle villamızın bahçesine geldiğimizde sağ tarafımızda 2 araçlık bir otoparkımız bulunmakta. Bahçe zemininde genellikle mermer kullanılmış. Bahçe duvarlarımız taş duvardır. Dış cephemizde kompozit ve alüminyum dekorasyondan ahşap modelleri verilmiş bir dekor var. Yine aynı şekilde dış cephemizde antrasit boya ve beyaz boya kullanılmış. Çatı detaylarında ahşap modeller, orijinal ahşap tahtalar kullanılmıştır. Villamızın iç oturumu yaklaşık 320 metredir. Zaten içeriği gördüğünüzde siz de bize hak vereceksiniz. Bu villayı boşuna bu kadar övmüyoruz. Şimdi havuz başına geçelim arkadaşlar. Bu evde çok güzel bir havuz var. Evet değerli dostlar, arka bahçemize geçiyoruz. Arka bahçemizde 50 metre karelik bir havuzumuz mevcut. Güzel bir kamalya yapılmış. Yeşil alan harika. Buradan yukarı çıktığımızda ekstra bir bahçe mevcut. O da villaya ait kullanımı. Burada şık bir ağaç ev tarzında bir kulübe yapılmış. Bu da villanın konseptine hava katmış. Evimiz çok geniş. Didim'in en geniş villası diyebilirim. Bu bölgede yıllardır çalışma yürütüyoruz. İlk defa 14 odalı bir villaya denk geldim. Evimiz yaklaşık 12 yıllıktır. Havuzu dolu, şu an temiz, kullanıma hazır. Fiyatımız 20 milyon TL'dir. Denize, Mavişehir pazarına yürüme mesafesinde. Deniz hemen dibimizde zaten, 200 metre sonra plajdayız. Alışveriş noktalarına yürüme mesafesinde demiştik. Markettir, sağlık ocaklarına falan çok yakın bir konumda. Evimiz 3 kattan oluşuyor değerli dostlar. Alt katta da bir katımız var. Buraya geldiğimizde muz çıkmış arkadaşlar. Evet, şöyle gösterebiliriz. Geçelim, bence dışı anlatabildiğimiz kadar anlattık. Evet değerli dostlar, şimdi evimizin içine geçiyoruz. Evin içini anlatacağız. Evin içinde görüşmek dileğiyle. Villaya girdiğimizde arkadaşlar geniş bir hol bizi karşılıyor. Tavanda gergi tavan dekorasyon, led ışıklandırmalar, alçıpandan yapılmış bir tavandır. Yerler zemin parke, yıkanılabilir parke, şişmez, derzi parke diyoruz biz bunlara. Ufak bir odamız var. İlk içeri girdiğimizde sol tarafta. Burayı normal ayakkabılık niyetinde bir oda şeklinde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çelik kapının sağında ilk kapımız salona açılıyor. Burası gerçekten harika bir yer. Burası 80 metre olduğunu söyledi salonun. Gerçekten de o kadar var. Arkadaşlar, camlarımızın hepsinde otomatik kepenk mevcut olup çift cam PVC takılmıştır. Kat kaloriferi sistemi ayrıca kazan dairesine bağlı, binayı komple ısıtması hazırlanmıştır. Hemen salon kapımızdan ayrıca böyle mutfağa geçebiliyoruz. İstersen koridordan da geçebiliriz. İsterseniz böyle koridordan mı geçelim, buradan mı geçelim diye kameramana soruyoruz. El işareti geldi. Salondan mutfağa geçiyoruz. Evet değerli dostlar, mutfağımız net 60 metre kareyi gördü. Şimdi arkadaşlar, çok kaliteli bir malzeme kullanılmış burada. Yani bu ev özenle şahsın kendisine yapılmış ki belli ediyor kendini. Mutfak çimston mermerden yapılmış. Beyaz evye konulmuş. Ankastre seti Arçelik marka olup hazırlanmıştır. Çok sayıda dolap vardır. Burada muhteşem bir ada konulmuş. Adanın altında da aynı şekilde dolap kapakçıkları bulunmaktadır. Buraya istediğiniz bir masa, karşıya bir televizyon koyduğunuzda mutfağınızda harika bir kahvaltı ya da yemek sofrası hazırlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, buradan çıktığımızda ikinci bir bölümümüz var. Mutfaktan hemen çıktığımızda havuz başına gelen çift tarafta çift sürgülü bir pimapen PVC konulmuş. Bunların önüne de sineklik yapılmış arkadaşlar. Geldiğimizde buradan havuz başına da çıkabiliriz. Kamalyada da kahvaltı yapabiliriz. Alan o kadar geniş ki anlatmakla bitmiyor. Yani bu evi gelip görmeniz, paraya kıyıp buraya almanız gerekiyor. 20 odalı. Pardon, 20 milyon 14 odalı bir ev. Bu ufak odaları da saymıyorum. Evet arkadaşlar, mutfağımızdan koridora çıkalım. Koridordan diğer odalarımıza bakalım. Buraya geldiğimizde değerli dostlar, merdivenler orijinal ahşap,
Çamdan yapılmış merdivenlerdir. Mermer kullanılmamış. Korkulukları demir sağlamdır. Alüminyum değil. Eskidikçe boyayabilirsiniz. Şimdi ikinci koridorumuza geldiğimizde sağ tarafımızda, kameramın sağ tarafında bir banyo mevcut. Geniş, ferah. Burada da ahşap detaylar kullanılmış. Benim sağımda duran bir ayakkabılık mini oda görüyorum. Bu ev çok detaylı yapılmış arkadaşlar. Muhtemelen bu evin sahibi kendine özel dekore etmiş bu evi. Geldiğimizde alt katımızda iki tane ferah odamız var. Buradan balkona çıkabiliyoruz. İsterseniz ben balkon kapısını açayım size. Sevgili dostlar, bu ön cepheye bakıyor. Odamızda çok geniş, ferah bir balkon var. Otoparkımız direkt binanın önünde olduğu için peyzajı, ambiyansı harika. Bu mahalle Mavişehir'in en güzel mahallesi diyebilirim arkadaşlar. Evet değerli dostlar, diğer odalarımızı tanıtmak için ufak odamıza geçiyoruz. Burada kullanışlı bir odamız var. Biraz küçük ama Didim standartlarına göre gayet iyi bir oda. Burayı da çocuklarınız için bir oda yapabilirsiniz. Şimdi alt kata ineceğiz. Orada spor salonu, kazan dairesi ve müştemilat var. Orayı da göstermek istiyorum. Ondan sonra en üst katlara tekrar çıkmaya devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, içeriden de içeri alt kata giriş yapabiliyorsunuz. Üst kattan da giriş yapabiliyorsunuz. Bahçe katından da kapı açılıyor. Zaten bahçe kapısı şu an tam önümüzde. Evet değerli dostlar, o kadar çok oda var ki hangisinden başlayayım derken buradan başlayalım. Burası spor salonu yapımı için ideal bir alan. Pencereler de var, havalandırmaları var. Burada ses biraz yankı yaptığı için sizi rahatsız edebilir. Onun için hemen diğer odalara geçip üst kata çıkmayı istiyorum. Buradan içeri girdiğinizde dostlar, alt katta muhtemelen buralar müştemilat odası olarak kullanılıyor. Bir banyo. Banyo geçtikten sonra iki tane odamız mevcut. Sağlı sollu. Burayı mutfak yapabilmek için de bir sıyı tesisat döşenmiş, bırakılmış. Evet değerli dostlar, şöyle geldiğimizde burada da aynı şekilde bir oda yapılmış. Ben bu evi gezdikçe aklıma ne geliyor arkadaşlar? Bu evi alıp yani 15 odalı otel yapsanız bile denize 200 metre mesafede inanılmaz bir yatırım olur. Bence bu işi umarım bir otelci abimiz bu villayı keşfeder, fark eder ve bize ulaşır. Burada aynı şekilde kazan dairesi var arkadaşlar, ben size anlatmıştım. Buradan evin tamamını ısıtmak için kalorifer tesisatları döşenmiş, cihazlar kurulu, cihazlar çalışır haldedir. Burayı da tanıttık alt katımızda. Dediğim gibi buraya takılmayın, burası müştemilat olur, spor salonu olur, televizyon izleme odası olur. Onu size bırakıyorum, sinema odası olur. Şimdi üst kata çıkacağım. Üst kat, gerçek yaşam alanınız üst katta. Daha üst katta iki katımız daha var. Üst kata geçiyoruz, üst katta görüşmek üzere. Evet değerli dostlar, salon katından üst kata doğru çıkıyoruz. Üst kata çıkarken bu ahşap merdivenlerimizi anlatmıştım. Koridorunda yıkanabilir parke döşenmiş. Buzlu cam dediğimiz aslında buzlu tuğla döşenmiş aydınlatmaları mevcut merdiven boşluğunda. Üst kata devam ediyoruz. Üst katta kaç odamız var beraber görelim. Umarım alt katı izledikten sonra videoyu geçmemişsinizdir arkadaşlar. Çünkü üst katımız şahane bir genişliğe sahip. Sol tarafında bir banyo mevcut. Burada betede desenli seramik döşenmiş. Bu eksikleri tamamlanabilir. Lavabo taşıdır, işte klozettir, duşakabindir, bunlar konulabilir. Evet değerli dostlar, oradan diğer odamıza geçiyorum. İkinci katın ilk odasındayız. O da kullanışlı, ferah, yatak başını bu tarafa alırsanız gardırop karşı tarafa gelecek şekilde burayı da döşeyebilirsiniz. Bu odamızdan da aynı şekilde balkona çıkıyoruz. Balkon ikinci katta mevcuttur. İki odanın ortak balkonudur. Sineklikleri mevcut arkadaşlar. Otomatik kepenkleri yapılmış. Çok şık bir ev. Bunu yapan mimarımızın da eline emeğine sağlık. Gerçekten harika bir yapı. Malzemelerin kalitesi de dikkatimi çekti. Yani orijinal ahşap kullanmışlar. Kapılara bakıyorum, kaliteli. Gerçekten. Diğer odalarımızı da tanıtmak istiyorum. Evet sevgili dostlar, bu odamıza geldiğimizde de geniş bir odamız var. Buradan da aynı şekilde aynı balkona çıkıyoruz. İsterseniz tekrara girmeden diğer odaları da tanıtalım. Videoda biraz hızlı konuşmamın nedeni arkadaşlar sizi sıkmamak. Yani video kısa ve öz olmasını istiyorum. Siz de sıkılmadan umarım bizi izliyorsunuzdur. Kanalıma abone ol çağrısı yapmıştım ama kimse takip etmemiş gene. Yine de hepinize teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, uzun bir koridor var önümüzde. Bu katta 4 odamız var. 2 banyomuz var. Şimdi sağımda bir banyo var. Harika bir banyo. Yine aynı şekilde orijinal ahşaptan bir lavabo yapılmış burada. Kresli marka
Lavabo taşları konmuş. Gerçekten kalite kendini gösteriyor arkadaşlar. Burada güzel bir duşakabinimiz var. 60'a 120 taban ve duvarlarda seramik döşenmiş. Burayı da gösterdik. Şimdi son orta kattaki iki odamızı gösteriyoruz tekrardan. Evet arkadaşlar, burada Didim'de görülmemiş bir odayla karşı karşıyayız. Böyle odalar gerçekten ben görmedim. Bu genişlikte bir ev görmedim. Ben de sizin gibi şaşkınım. Bu evin içinde acaba ebeveyn banyoları var mı diye soruyorsunuz. Var. Birazdan göstereceğim. Tavanda gergi tavan dekorasyon yapılmış. LED ışıklandırma. Alçıdan alçıpan dekor verilmiş. Burada da aynı şekilde kat kaloriferleri döşenmiş. Bunlar balkonumuz havuza bakıyor. Yeşil alana bakıyor. Burada sürgülü çift camımız. Aynı şekilde korkuluklar. Artı otomatik kepenkler yapılmış. Şimdi odamızın içindeki, oda içinde oda olur mu diyeceksiniz. Ama böyle bir şey ben görmedim. Burası muhtemelen giyinme odasıdır. Geliyoruz arkadaşlar. Burada bir adet de çelik kapımız var. Evimiz gerçekten harika bir ev. 22 yıldır Didim'de inşaat işleriyle uğraşıyorum. Bu arada kendim de inşaat yapıyorum. Böyle bir evin mimarına saygı duymak lazım. Çünkü ben hayatımda böyle bir ev görmedim Didim'de. Sapanca'da, Silivri'de görmüştüm. Evet sevgili dostlar, ebeveyn banyomuza gelirken şu an düşünüyorsunuz yine aynı şekilde 60'a 120 fayans, orijinal ahşap bir dolap. Dolabın kalitesini yerinde görürseniz orijinal ahşaptan yapılmış. Evet sevgili dostlar, burada harika bir banyomuz. Bu ebeveyn banyosu. Hamam tarzında. Bir koridorumuza çıkalım, oradan üst kata çıkacağım. Bu odamızı da tanıttık. Pardon arkadaşlar, burada da bir oda var. Orta kattaki son odamızı tanıtıyorum arkadaşlar. Oradan üst kata çıkacağız. Üst katta ne olduğunu ben de bilmiyorum şu an. Evet arkadaşlar, son odamız orta kattaki son dördüncü odamız. Aynı şekilde havuza bakıyor. Üst kata çıkalım abi. Vallahi otel olur ha. Evet değerli dostlar, en üst kattayız şu an. Arkadaşımız dedi ki oraya çıkmayın, orası boş ama buraya ne odalar yapılabilir arkadaşlar. Yani bir otelci abimiz bize ulaşırsa buraya ona hayırlı ederiz inşallah. Buradan full deniz çakıyor. Ben olsam yani buraya jacuzzili büyük bir salon yaparım. Yani burası otel olsa üst katı kafe olur yani. O kadar güzel. Deniz manzarasını görüyorsunuz. Denize ne kadar yakın olduğumuzun göstergesi zaten 200 metre demiştim. Sağda çamların arkasında zaten plaj var. Burada da üst katlarda oda var. Bunlar yani gerçekten harika bir ev yapılmış. Evet değerli dostlar, dilimizin döndüğü kadar size 14 odalı evimizi anlatmaya çalıştık. Ben sayamadım, belki 20 oda vardı ama çoğunu müştemilat olarak geçtim. Şimdi havuz başında birkaç detayı verdikten sonra sizle vedalaşacağız. Havuz başına inelim. Evet değerli dostlar, villamızın ikinci bahçesindeyiz. Burada hobi bahçesi tarzında bir bahçe yapılmış. Yaklaşık 11 tane meyve ağacı var. İncir ağacı, yeni dünya, kayısı, erik, birçok ağaç var. Hatta bir tane de zeytin ağacı var. Aşağıda muz ağacı, incir ağaçlarını falan göstermiştim. Evimiz yeşiller içinde bir villa. Harika. Dediğim gibi 14 odası var. 2 bahçeden oluşuyor aslında. Havuz başındaki yeşil alan ve buradaki hobi bahçesi. Bu evde yok yok diyebiliriz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. 14 odalı 20 milyonluk evimizi tanıttık. Evimiz şahane bir konseptte, denize 200 metre mesafede, Altınkum plajına 7 kilometre, yani bu da yaklaşık 15 dakikalık sürüş mesafesindedir. Lokasyon olarak söylüyorum bunu. Siz de böyle güzel videolar izlemek için bizi takip edebilirsiniz. Bize ulaşmak istiyorsanız aşağıda bulunan numaralardan bizi arayabilirsiniz. Sadece çektiğimiz villalar değil, yaklaşık 200 adet villa satışı elimizde mevcut. Her bütçeye uygun da villamız var. Villamızı tanıttık. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.